hikayesini yazan kızın kanalına hoş geldiniz. Benim adım Sıla Yakamız. Bugün sizinle beraber Horma Kanyonu'nu gezeceğiz. Bu Horma Kanyonu dünyada ilk ve tek. Neden mi? Şu gördüğünüz yürüyüş parkuru var ya, kanyonun içinden gidiyor. Ve nasıl böyle eğilmeli, bükülmeli, işte bayağı bir çetrefelli, zor ama değecek bir sonuca varıyor. Ulıca Şelalesi'ne gidiyor. O zaman bugün hikayesini yazmaya başlayalım. Haydi o zaman. Bu biraz korkunç bir şey olabilir. Oha. Korkuyor musun? Gel. 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 Gel kızım. Efendim. Gel. Gel. Gel, başarabilirsin bunu. Gel. Gel. Haydi kızım. Haydi. Gel. Gel, başarabilirsin. Gel. Gel, gel. Demir bir platform üstüne kurulan bu ahşap yürüme parkurunun giriş ücreti tam olarak 6 lira. Öğrenciyseniz 3 liraya düşüyor. 3 kilometre yürüyorsunuz. Ilıca Şelalesi'ne varıyorsunuz. Ondan sonra baktınız ki geri dönmeye takatiniz yok. Dönemiyorsunuz. O zaman Ilıca köyündeki taksi duraklarına gidiyor musunuz? Orada taksi durağı sizi buraya kadar, yani başlangıç noktasına kadar getiriyor. Ama ücretleri birazcık tuzlu. Bunun da maliyeti 40 liraya getiren de varmış köylülerden. 50 liraya getiren de varmış. Bu yüzden bence tabana kuvvet, dinlene dinlene gidip gelmekte fayda var diye düşünüyorum. Ayrıca küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Direktus, katıl butonundan bugün bendensin dediği için bu güzel kanyonun gezisine destek oldu. Buradan teşekkür edip yoluma devam ediyorum o zaman. Haydi. Ben yürüyemez dedim ama aldı başına gitti, baksana. Siri, sen bir numarasın kızım. Seni tebrik ediyorum. Vallahi benden daha iyi yürüyorsun bak. Ya şu parkurun muhteşemliğine ne demeli bu arada ya? Bakar mısınız ya? Yürüdüğüm yola bak. Aşağıya bak. Bak bak. Şu güzelliğe bak ya. Çok güzel ya. Böyle dönüyorsunuz bak. Böyle gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Vadinin içinden yürümek öyle müthiş bir his ki size bunu anlatamam. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben en kaliteli kamerayı da getirsem şu vadinin güzelliğini asla ve asla size anlatamam. Gösteremem, çekemem ya, mümkün değil. Çıplak gözle görmeniz lazım şu güzellikleri. Çok kanyona gittim ama burası beni müthiş etkiledi. Şu ana kadar gittiğim kanyonlar içinde ikinci sırayı kesinlikle aldı, kesinlikle. Muhteşem duruyor ya, muhteşem. Bakar mısınız bak, parkur gidiyor gidiyor bak şeyden. Hemen kayanın dibinden dönüyorsunuz, görüyor musunuz? Çok iyi değil mi ya? Bak çok iyi ya. Çok iyi değil mi küçük hanım? Bak labirent gibi buradan giriyorsun, oradan dönüyorsun, öyle devam ediyor ya. Çok iyi düşünülmüş burası, çok çok muhteşem düşünülmüş yani. Parkur boyunca bazı levhalar var, uyarılar var, çöplerinizi atmamanızla alakalı. Bir de böyle bir uyarı var. Diyor ki, maskenizi yere neden atıyorsunuz? Onu oradan temizleyecek insanın hayatı
sizinkinden değersiz mi? Şu var ya, çok güzel bir levha ya, çok güzel bir söz, çok anlamlı bir söz. Bunu yazmaya dahi gerek yok, yazmaya dahi gerek yok insanlar için ama bu kadar da düzgün, doğru ve naif bir şekilde olayın ciddiyetini kelimelere dökebilmiş bir levhayı gerçekten göstermek isterim. Lütfen dikkatli olalım çünkü tamam biz hijyenimize dikkat ediyoruz diye başkasının sağlığını tehlikeye atamayız. Bak şimdi şuradan şöyle gidiyorsunuz, böyle içeriden sağdan döndünüz, devam ediyorsunuz. Kıvrım kıvrım yol görüyor musunuz bak? Buradan böyle biraz daha yüksekten, bak dediğim demir parkurlar da bunlar. Demir parkurların üzerine inşa edilmiş. Böyle devam ediyor. Ne kadar yürüdüğünüze dair böyle bilgilendirici şeyler koymuşlar. Biz şu ana kadar 1000 kilometre yürüdük ve 1000 kilometre yürüdüğümüzü düşünsenize gerçekten. 1000 metre yürüdük, 2000 metre kaldı. Şu yolun güzelliğinde gerçekten yürünür. Bak şimdi aşağıya alıyorum kadrajı, bak. Öf. Öf. Şuraya bak ya. Hangi kanyonda şöyle dokunup hissedebilirsiniz ki, bak. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Muhteşem değil mi ya? Ben mi çok abartıyorum arkadaşlar? Siz söyleyin ya, ben mi çok abartıyorum? Şuraya bak. Ben mi bu kadar hayran kalıyorum? Haksız mıyım? Ya şuraya bak ya, şuraya. Bu keyifli manzaralar beni benden aldı ya. Çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Çok güzel ya gerçekten. Çıkın çıkın gelin derler ya. İşte o yerlerden biri bence burası. Çok mutlu oldum. Verdiğim paraya giriş ücretine de değdi. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Tertemiz. Yani kanyonun içinde dahi pislik yok. Buna da çok mutlu oldum. Hiçbir şekilde yani şu parkur dışında aşağıya atılan herhangi bir çöp de görmedim şu ana kadar. Bu da beni çok mutlu etti. Çok keyiflendim. Nerede kalmıştık? Bu kanyonun tam 10-12 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor. Tamamen doğal bir oluşum burası. Kanyonun yapılışında, parkurda mümkün olduğu kadar tabiatına, doğasına zarar vermeden yapılmış. Bak ağacın yolu bile yapılmış. Parkurun içinde ağacın çıkacağı bir alan belirlenmiş. Beni burada en çok etkileyen olay bu oldu gerçekten. Doğaya mümkün olduğu kadar en az zararla bunu yapmışlar. Eğer gerçekten istersek başarabildiğimizin kanıtı bence bu. Korku filminden fırlamış gibi durmuyor mu? Bak böyle gittiğinizde sanki kaya üstünüze düşecek bak. Tabii ki de bunun önlemleri alınmış, gerekli mühendisler araştırma yapmıştır ama insan anlık bir tedirgin oluyor. Alice harikalar diyarında. Şunlar ne acaba ya? Böyle alanlar yapılmış ama. Sanırım bu alanlar, bu yürüyüş parkuru biraz dar ya, iki kişi zor geçer. İnsanlar dinlensin, mola versin diye olabilir. Birbirlerine yol versin diye olabilir. Ya da böyle bir grup gezisi oluyorsa, gezide grubun da böyle kenara çekilip insanlara, bireysel insanlara yer vermesi için de düşünülmüş olabilir. Ya da belki de ileriye dönük bir yatırım da yapılmış olabilir. Yani atıyorum buraya bir insanların dinleneceği küçük bir kantin var ya, kafeterya gibi. Böyle taburelerle bir alan oluşturulabilir bence burada. Yani. Çünkü düşünsenize 3 kilometre yürüyorsunuz ve hiçbir şey yok. Şu ağaçların heybetine bak, nasıl çıkmış oradan ya. Bu var ya en az 10-15 metrelik bir ağaç. Baksana. Oo, çok güzel ya. İnsanın aklı hayali almayacak kadar çok güzel ya.
Hayal ederek olmaz yani. Gerçekten görmeniz lazım. Oo, şuna bakın. Çok fena yanmış. Şöyle fena ki altından geçerken bayağı eğiliyorsunuz ya. Oo. Dikkat etmek şart. Baksana. Son 3000 metreyi an itibariyle yürüdük. Evet, şimdi şelaleye doğru gideceğiz. Ama yol nasıl bitti gerçekten anlamadım. Sadece bu manzaralar için bile o kadar yol kesinlikle gelinir. Yani buralarda mutlaka bir gezi listesi yapıyorsanız burayı mutlaka kaydedin. Şimdi şelaleyi daha görmeden bunu diyorum. Şelaleye doğru gideceğiz. Burada Ilıca Şelalesi 50 metre diyor. Ilıca Köyü de 400 metre diyor. Taksi var. O 50 liraya 40 liraya gidebileceğiniz taksiler sağdan. Biz şimdi şelaleyi görüp tekrar buradan yukarı. Hadi bakalım. Küçük Hanım, nereye gidiyorsunuz? Tabiat senin tabii. Koştur dur. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Kanyonun içinden geliyorum. Galiba göstermem gerekiyormuş. Doğrudur. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Kanyonun iki girişi olduğu için şu bilet çok değerli. Nereden aldıysanız diğer tarafı da göstermeniz gerekiyor. Yoksa tekrar ödeme yapıyor musunuz? Evet, şelale varmış. Bulunuyoruz. Buradan ahşap bir merdiven. Ya çok güzel şurası. Bak. Tam 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 tam. Hop. Bak şöyle. Görüyor musun? Şelalenin olduğu yerde çok böyle yakın birbirine mesafede çöp konteynerleri ya da böyle poşetler var. Ama 3 kilometrelik parkur boyunca bir tane bile çöp kutusu yok. Yalnız ne güzel yağmur çiseliyor. Aa, çok güzel ya. Ben bugünden çok keyif aldım. Siri de öyle. Biraz ıslandı ama bakayım. Siri, bak, sırılsıklam oldun, sırılsıklam. Tabii ya, kimin umurunda? Anan temizler tabii senin. Gel, gidiyoruz, gel. Gel. Siri, gel. Tası tarağı topladık, dönüş yoluna geçtik ama dönüş yolunu şu parkuru biraz yokuş yukarı ya. Sanki yoracak gibi. Sanki. Ay, dönüş yolu var ya. Beklediğimden daha zor geçiyor. Gelenleri görünce böyle uyarıyorum. Diyorum ki abi bak dönüşte çok dinlene gelin. Dönüş daha zor. Bir de biraz hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Hava kararmadan yola çıkalım istiyorum da bakalım. Yalnız gerçekten yorulduğunuza değecek bir parkur. Of, dönüş yolu daha sancılı geçiyor çünkü yokuş tırmanıyorsunuz. Merhabalar. Siri'yi yolun yarısına kadar kucağımda taşıdım. Buna geldik, gücü geldi ya. Şuraya bak. Siri, hani korkuyordun? He?
Hani yavrum korkuyordun? Kucaklarda taşındığına kadar. He? Beni yormak için mi de her şey? Sana diyorum. Yok, yok anam yok. Parkuru başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorum. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Gerçekten vakti olanı mutlaka bekliyorum. Bak bunu reklam olarak algılamayın gerçekten. Böyle bir kardeşinizin, ablanızın böyle bir tavsiyesi olarak algılayın. Ya bu doğal güzelliği görmeden kesinlikle gitmeyin Türkiye'den. Yani ölmeyin hatta, yani o kadar güzel. Ya sen onu nasıl o parkuru oraya yerleştirebildin? Nasıl bir emek verdin ya? Çok güzel olmuş. Ülkeye çok önemli bir değer katmış bana göre. Mutlaka gelin görün. Mutlaka. Hala bu arada yapım aşamasındaymış. Şu gördükleriniz var ya, küçük küçük kahverengi kulübeler. Bunların hepsi restoran, gözlemeci, işte ufak tefek yemek ihtiyaçlarını karşılayacak yerler olacakmış. Şimdi artık yolcuyuz. Şimdi istikamet Safranbolu. Normalde Valla Kanyonumuz var. Burada görülmeye değer gerçekten. Ben de çok canlı gönülden görmek istiyordum ama ve lakin şu an burada gördüğünüz gibi yağmur sezonu başladı. Duruyor duruyor atıştırıyor. Ve orası toprak bir yol. Benim için biraz sıkıntı yaratabilir. Kastamonu'ya bir daha gelmeye sebebim olsun.